Güçlendirme Sakramenti. Güçlendirme Sakramenti Kutsal Ruh'un bize yeniden verdiği lütufla, bizi tamamlanmış, güçlü Hristiyanlar ve Mesih İsa'nın gerçek izleyicileri kılan kutsal bir gizemdir. Güçlendirme Sakramenti genellikle Episkopos tarafından verilir. Güçlendirme gizemi aracılığıyla Kutsal Ruh Hristiyan kalbini mühürleyerek Hristiyan kişinin daha mükemmel bir biçimde Mesih İsa'ya benzemesini, Mesih İsa'nın Hristiyan kişinin kalbini sahiplenmesini ve Hristiyanların, Mesih İsa'nın tanıklığını yapmasını sağlar. Aynı zamanda kişiler, bu gizemle Allah'ın evlatlar olarak olgunlaşırlar ve Kutsal Ruh ona Mesih İsa'ya tanıklık etme görevi verir. Bundan dolayı bu gizeme güçlendirme gizemi denir. Bu mühür silinmez. Bir kere alındığı zaman sonsuza dek kalır. Dolayısıyla, bu gizemin yenilenmesi mümkün değildir. Sonuç olarak Mesih İsa, bu gizemi havarileri aracılığıyla kurdu ve kilisede episkopos aracılığıyla insanlara vermeye devam etmektedir. Güçlendirme yağının sürülmesi eylemi, Hristiyan adının anlamı açıklandığından, Hristiyan dini için oldukça önemlidir. Bu isim Grekçe Hristos yani Mesih sözcüğünden gelir. Eski Ahit'te peygamberler, kurtarıcıdan bahsederken bu kelimeyi kullanmaktaydılar. Güçlendirme sakramentini kim alabilir? Güçlendirme sırrını almamış olan her vaftiz olmuş kişi güçlendirme sakramentini alabilir. Vaftiz, güçlendirme ve efkaristiye sırları bir bütün oluşturur, dolayısıyla Hristiyanlar uygun bir zamanda bu sakramenti almak zorundadır. Güçlendirme ve efkaristiye sırrını almadan sadece vaftiz sırrını almak mümkündür. Hiç kuşkusuz bu durumda vaftiz geçerlidir ve etkilidir de ancak güçlendirme sakramenti almadan tam Hristiyan olmuş sayılmaz. Güçlendirmenin sonuçları. Tıpkı Pentekost gününde olduğu gibi, güçlendirme alan Hristiyanın üzerine gelen kutsal ruh, onu bütün kendi varlığıyla doldurur. Bu yüzden vaftiz gizeminin Hristiyan'da gerçekleştirdiği bütün sonuçlar gelişir ve daha iyileşir. Bu da Hristiyanlarda Allah'ın sevgisi gelişir. Hristiyan kişi kendine Allah'ın oğlu olmanın tecrübesini geliştirir. Böylelikle Allah'a daha bir şefkatle, baba diye seslenebilir. Mesih İsa ile daha bir bütünleşir. Vaftiz aracılığıyla Hristiyanların almış olan kutsal ruh hediyeleri daha güçlenir. Yine vaftiz aracılığıyla kilise ile Hristiyan arasında sağlanan birleşim ve bütünleşme, güçlendirme aracılığıyla derinleşir. Hristiyan kişi, her yerde ve her an Mesih İsa'nın tanıklığını vermek için güç ve gayretle dolar. Vaftize iştirak edilen Mesih İsa'nın kahinliği daha da mükemmelleştirir. Hristiyan kişi Mesih İsa'dan, kutsal ruh aracılığıyla cemaatinde ve bütün insanlar arasında kendi imanını açıkça ifade etmek için resmen görev alır. Bu yüzden, kadın olsun erkek olsun, Hristiyanların hepsi Mesih İsa'yı vaaz etmek bir görevdir. Kudüs'teki haberciler Samiriye'nin Tanrı sözünü benimsediğini duyunca, Petrus'la Yuhanna'yı oraya gönderdiler. Bu ikisi gelip kutsal ruhu alsınlar diye Samiriyeliler için dua ettiler. Çünkü kutsal ruh daha onların hiçbirine akmamıştı. Onlar yalnızca Rab İsa'nın adına vaftiz edilmişlerdi. Petrus'la Yuhanna ellerini onların üstüne koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Güçlendirme vaftiz lütfunu tamamlamaktadır, bu bizi daha derinden Tanrı'nın çocukları yapmak için, Mesih'e daha kesin bir biçimde katılmamız için, kiliseyle olan bağlarımızı daha sağlamlaştırmamız ve onun misyonuna daha çok katılmamız ve işleri eşliğinde sözleriyle Hristiyan inancının tanıklığını yapmamızda yardımcı olması için kutsal ruhun verdiği bir sırdır. Güçlendirme sırrı vaftiz gibi Hristiyan'ın ruhunda silinmez bir işaret bırakır, işte bu yüzden bu sır hayatta ancak bir kez alınabilir. Doğu kiliselerinde bu sır hemen vaftizden sonra verilir, daha sonra da efkaristiya, komünyon, verilir, bu da Hristiyanlığa girme şartının bu üç sırrın birliğinden geçmek olduğunu gösterir. Latin kilisesinde bu sırrı ancak akıl çağına gelen kimseler alabilir ve bu sırrın törenini de genelde episkopos yapmaktadır, bu da bu sırrın kilise bağlarını pekiştirdiğini gösterir. Akıl çağına ulaşmış güçlendirme sırrını almaya aday kişi önce inancını belirtmeli, arınmış olmalı, bu sırrı almaya niyetli olmalı,
ve dünya işlerinde ve kilisede Mesih'in tanığı ve öğrencisi olma sorumluluğunu üzerine alma hazırlığı yapmış olmalıdır. Güçlendirme sırrı töreninin temelini kutsal yağın adayın alnına sürülmesi oluşturur, doğuda başka organların üzerine de sürülür, töreni yöneten elini adayın üzerine koyarak belirli sözler söyler, Roma ritinde, kutsal ruhun armağanını al, denir, Bizans ritinde ise, kutsal ruhun armağan mührü, denir. Güçlendirme sırrı töreni vaftizden ayrı yapıldığında, bu sırrın vaftizde olan bağıntısını belirtmek için vaftizde üzerine alınan taahhütler yenilenir. Güçlendirme sırrının Efkaristiya ayini sırasında yapılması Hristiyanlığa girişteki sırların birliğinin altını çizer.